Neredeydi o arkadaşlar? İki kişi dedik. Ya dışarıda. Var mı böyle enteresan güzel fikir, proje? Anlatmak isteyen yok mu? Herkes proje yapıyor mu mutlaka? Siz ne yapıyorsunuz? Nümerik analiz soruları çözen bir uygulama yapıyorsunuz. Projenizi paylaşmak istemiyor muydunuz normalde arkadaşlarla? İsterseniz, tamam. Yani zaten Cuma günü sanırım hem ödül töreni yapılacak hem projeler anlatılacak. Öncesinde ne zamana teslim etmeniz gerekiyor projeleri? Cuma'ya. O zaman Cuma hem teslim hem değerlendirme mi? 15 Eylül'e kadar, anladım. Cuma günü neyin ödül töreni vardı o zaman? Anladım. Anladım. Markete koyma zorunluluğu var mı? Güzel. O zaman store'dan bir seferde nasıl uygulama geçirilir sunumumu izlemek isterseniz. Buraya geçtik. Tooling. Windows 8 uygulamalarıyla haşır neşir olurken kullanacağımız, en sık kullanacağımız, en temel kullanacağımız 5 tane araç. Visual Studio 2013, Windows 8 bir simülatörü, Blend for Visual Studio 2013, Source Control sistemleri, Git ya da TFS ya da benzerleri ve NuGet. Visual Studio 2013'ün Express mi kullanıyorsunuz? Lisanslı versiyonunu mu kullanıyorsunuz? Ultimate. Güzel. Professional Premium Ultimate 3 tane versiyonu var Visual Studio'nun şu anda kullanabileceğiniz. Visual Studio 2012 ile Store API geliştiremiyorsunuz. 8.1 API geliştiremiyorsunuz. Express kullanabilirsiniz. En azından geliştirme yapmak için temel geliştirme gereksinimlerini karşılıyor. Visual Studio 2013 çok gelişmiş, çok müthiş bir editör. Başka teknolojilerle uğraşmış olanlar karşılaştırma imkanı da bulacaklardır. Bütün piyasadaki bütün programlama dilleri, teknolojileri, platformlar arasında en iyi geliştirme aracıyla geliştirme yapıyoruz. Şanslıyız. Windows 8 bir simülatörü, 8 uygulaması yazanlar simülatör kullanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Sadece F5 deyip lokal makinede bakmayın, mutlaka simülatörde bakın. Geliştirdiğiniz uygulamaya, arayüzü, UX'i için. Çünkü sanal dokunmatik desteği var. Simülatörü açıyorsunuz, dokunmatik moduna geç diyorsunuz. Fareyle sanki dokunmatikte kaydırıyormuş gibi hareket edebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka simülatörü kullanın. Simülatör nedir, nasıl bir şeydir derseniz, simülatörde açtığınız zaman aslında kendi makinenize uzak masaüstü bilgisayarı bağlantısı yapmış gibi oluyorsunuz. Kendi makinenize remote PC yapıyorsunuz. Ve bazı ek yetenekler ekleniyor buna. Orayı değiştirebiliyorsunuz, dik yapabiliyorsunuz, çözünürlük değiştirebiliyorsunuz eş zamanlı olarak gibi. Simülatörün üzerinden de geçeceğiz yeteneklerinden kullanmayanlar için hangi tool'lar var kısaca bir üzerinden geçeceğim. Hatta geçelim. Şunu kapattık. Bir tane Visual Studio projesi açalım. Windows Store projesi geliştirenler, şu anda geliştirmeyenler, özür dilerim, Phone projesi geliştirenler henüz daha Store uygulaması açmadılar mı hiç? Hiç Windows Store uygulaması açmamış olanlar şimdiye kadar kimler? Bir kişi. Herkes açtı. Süper. Phone uygulaması geliştirenler de o zaman okul döneminde falan ilgileniyorlar diye düşünüyorum. Yeni bir proje açıyorum. Beni göremiyorsunuz tabii. Adımsayar bileklik kullanan var mı? Telefonunda adımsayar özelliği olan var mı? Bir kişi. İki. Ne kullanıyorsunuz? Telefon.
Not 3. Sizin? 930. Güzel. Hedeflerinizi takip ediyor musunuz? Günde 10 bin adım atıyor musunuz? Sadece var mı telefonda? Blank app açıyorum. Televizyondan görmek kolay değil. Daha önceki deneyimlerinizden siz yardımcı olun. Böyle iyi mi yoksa fontu mu büyütüyorsunuz? Biraz büyütün. Senin dediğin gibi olmuyor. Teşekkürler. Fontu büyütmüyorsunuz yani. Buradan büyütüyorsunuz öyle mi? Peki. Şimdi bir local machine'de uygulamayı çalıştırayım. İlk bir şey göstereceğim. Uygulamanın sol üst ve sağ üst köşesindeki sayıların ne olduğunu sırayla kim söyleyebilir? Bakın hareket ettiriyorum. Hareket eden var mı hiç? Şu anda uygulamada hiçbir şey olmadığı için oynamıyor. Uygulamada birazcık bir şeyler olsaydı değişecekti o sayılar. O sayılar bazen hayatınızı kurtarıyor arkadaşlar geliştirme yaparken. Geliştirdiğiniz uygulamanın performansı bütün cihazlarda akıcı bir şekilde çalışıyor olmasından emin olmanızı sağlıyor o sayılar aslında. Frame rate counter'lar. Şimdi şu sunumda onunla ilgili bir tane evet şöyle açayım. Evet sırayla soldan sağa o frame rate counter'ların ne olduğunu şurada görebiliyorsunuz. UI frame rate'i her saniye başına frame sayısı. Uygulamanın UI thread'inde CPU'yu ne kadar kullandığı soldan ikincisi. Sağ tarafta, sağ köşedekinin sol tarafındaki sistem tarafında kullanılan işletim sistemi bazında ekranın saniyede kaç frame olduğu. En sağdaki ise sistem UI thread'i CPU'yu ne kadar yine yorduğunuzu görebiliyorsunuz. Bu şöyle, o değerler... Her birinin eşik değerleri var. Frame rate counter'ları okuyun. Projenizin akıcılığı ile ilgili belli değerleri açtığınız zaman uygulamanın sistemi fazla yoruyor, UI'yi fazla yoruyor, CPU'yu fazla yoruyor diye yorumlar yapmanıza ve gözden geçirmenize zamelinizi sağlıyor. Frame rate counter'ları sadece debug modunda görebilirsiniz. Görebiliyor olmanız lazım zaten. Bunu da nereden? Herkes bir tane uygulama açtı herhalde. AppXAML'a gidiyorum. AppXAML'da on launch eventinin içi altında göremiyorsunuz yine. Bu sunum modundan buraya geçtiğimiz zaman AppXAML'da on launch eventini açtığınız zaman bakın şurada bir tane ön işlemci komutu var. Sharp if. Bu ön işlemci komutundan siz sadece debug modundayken çalışmasını istediğiniz kodları yazabilirsiniz. Yani şurada debug'dayken, release'deyken çalışmaz buradaki kodlar. Debug'in içerisindeyken frame rate counter true durumda. Kapatmak isterseniz bunu iki şey yapabilirsiniz. Release almanız gerekir veya şurayı false yapabilirsiniz. False yaptığınızda o frame rate counter'lar çıkmaz. İki şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, store'a ekran görüntüsü gönderirken debug modda F5'leyip ekran görüntüsü alırsanız store tester'ı size der ki frame rate counter'ları unutmuşsun. Bu uygulamayı store'dan geçirmem. Genelde de unutulur ilk uygulamanızı ilk defa store'a gönderirken.
O yüzden debug'dayken ekran görüntüsü almayın veya burayı kapatın kullanmıyorsanız. Ya da release'deyken ekran görüntüsü alın. Şimdi bu haldeyken bir çalıştırayım. Counter'lar gitti. Şimdi bir de bu debug'ı local machine'de değil, şu anda sol üst köşede görüyorsunuz, local machine'de çalıştırıyor. Simülatörde çalıştırıyorum. Remote machine'i kullanan oldu mu hiç? Şuradaki. Önünüzde bir tane dokunmatik tasit için tablet bulmuşsanız aynı wireless'a bağlıyorsunuz ve remote machine'de de debug yapabiliyorsunuz. Tablet üzerinde debug yapmanızı sağlıyor. Notebook'ta geliştirme yapıp. Gayet kullanışlı oluyor test açısından. En son store'a göndermeden önce yapmakta fayda var. Dokunmatik değilse cihazınız. Simülatörü seçiyorum. F5 diyorum. Önceki session'ı kapatmamıştım sanırım. Şu müzik uygulamamı da kapatayım. Buradan okuyalım. Bulunduğum ağdan dolayı da bunu yapıyor olabilir. Şu ağdan bir çıkayım. Evet, az önce bulunduğum ağ izin vermiyordu. Simülatörü açmama. Şimdi simülatörü açtım. Simülatörün güzel yanı arkadaşlar şu sağ taraftaki tool'ları kullanıyor olmanız. Touch mode'a geçip özellikle en sık kullanmanız gereken özellik uygulamanızı test ederken şuradaki parmak işaretini tıklayıp uygulamanızda artık uygulamayı sağa sola bakayım şöyle. Evet. Bakın şimdi sanki ben mouse kullanıyorum. Dokunmatik kullanmıyorum. Dokunmatikle çekiyormuşum gibi. Aşağı attığım zaman, yukarı attığım zaman. Bunu mutlaka kullanın. Onun dışında pinch, zoom. Şu hareketi yapmanızı sağlıyor. Pinch hareketini. Semantik zoom. Tekrar geri döndüm. Decay modda uygulamanızı incelemenizi sağlıyor. Sağ taraftaki şurada rotate işaretleri. Tekrar geri çeviriyorum. Bunlar elinizde herhangi bir dokunmatik cihazı olmadan çok kolay uygulamanızı test etmenizi sağlar ve mutlaka store'a gitmeden önce de bunların her birini yapmış olmanız gerekiyor uygulamanız. Şimdi en önemli kısımlardan bir tanesi çözünürlük. Uygulamayı geliştirdiniz. 1366x768 cihazınızda diğer çözünürlüklerde bakmanız lazım. Sırayla bunları açıyorsunuz. Uygulamanız nasıl görünüyor diye bakıyorsunuz arkadaşlar simülatörde. Şu anda ben ekran modu 1366x768'de. En büyük 27 inçlik monitörde 2560'a 1440'lık monitörde nasıl göründüğünden en küçük işte 1024x768'e kadar bakmanız gerekiyor. Onu da burada sırayla değiştirip bakabiliyorsunuz. Ben 1920'ye 1080'e çekiyorum. Şöyle. Evet, uygulamamı böyle de inceleyebiliyorum. Çok güzelmiş. Bunun dışında ekran görüntüsü almak için arkadaşlar store'a gönderirken uygulamanızı buradan yapın. Bu bilgisayar monitör işareti çözünürlüğü değiştirmek için de kamera işareti de uygulamanızdan ekran görüntüsü almak için. Örneğin buradaki screenshot'a şu an basıyorum. Mevcut çözünürlükte bulunduğunuz o anki çözünürlükte şurada seçili olan bir tane ekran görüntüsü alıyor. Ve otomatik olarak sizin için büyük ihtimalle Pictures klasörünün içerisine ya save'de ya screenshot'a bir yerlere atıyor.
Otomatik bir klasöre atıyor. Burası değil. Şurada. Pictures'ın altında screenshot. Windows simülatörün altındaydı değil mi? Birisinden duydum. Şurada. Az önce aldığım screenshot. Doğru çözünürlükte almanız lazım. Zaten store'a gönderirken sizi yönlendiriyor. Almanız gereken çözünürlüğün hangisi olduğunu. Onun dışında network ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve olur da lokasyon bazlı uygulama geliştiriyorsanız, var mı lokasyon bazlı uygulama geliştiren şu an GPS kullanan uygulamasında? 4-5-6 kişinin eli kalktı. O arkadaşlar gerçekten farklı bir lokasyonda olduğunun da testini yapması lazım. Şu an sadece bulunduğu lokasyonla ilgili test yapıyor. Simülatörde şurada uygulamanızı açıp set location deyip farklı farklı lokasyonlarda uygulamanızın nasıl davrandığını görebilirsiniz. Şurada latitude ve longitude değerlerini alacağı bir tane küçük bir pencere çıkarıyor size. Buna basınca. Simülatörden faydalanın. Sadece lokal meşinde debug etmeyin her zaman. Ama her zaman simülatörde çalışmak da can sıkar. Çok efektif olmuyor. Deyip devam ediyorum. Blend kullananlar el kaldırsın. Blend kullanmayan el kaldırsın, özür dilerim. Güzel. Kullanmayanlar neden kullanmıyorsunuz? Gerek duymadınız. Biliyorsunuz yeteneklerini. Anladım. Visual Studio işimi hallediyor diyorsunuz. Zamel'den yazabiliyorum. Güzel. Blend'in daha önce WPF geliştiricileri için zaten kullanılıyordu. Windows Store uygulamalarına özel geliştirilmiş bir tool değil Blend. Zamel developer'ı olan herkesin uzun zamandır kullandığı bir araç. Zamanla da Visual Studio'yu, ki şu anki versiyonunu özellikle, Blend'in yapabildiklerinin birçoğunu yapabilir hale de getirdiler. Ama yine de Blend sadece UI özellikle uygulamanın arayüzünü geliştirme özelinde çalışan birisi için gayet güzel bir tool. Hani böyle Photoshop kullananların sol tarafta tool'ları vardır. Sağda ve solda pencereler, ortada çalışma alanı vardır. Ona benzeyen böyle bir tasarım aracı, Zamel tasarım aracı diyelim, ön yüz geliştirici için. Güzel yanı, şu an mevcut geldiğimiz noktada aynı anda hem Blend'iniz açık hem de Visual Studio'nuz açıksa birinde yaptığınız değişiklik diğerinde otomatik olarak yüklenir. Şu ana kadar dinlediniz mi bu arada eğitim boyunca Blend'i? Boşuna da anlatmış olmayayım. Birileri anlattı mı? Birileri cık dedi, birisi evet kafa salladı. Kim anlattı size? Blend'i birisi anlattı mı dedim. Hani boşuna anlatmayayım. Ha, anladım. Okey. Tamam. Tamam. Örneğin bir tane dosyaya sağ tıklayıp bu dosyayı Blend'de aç diyorsunuz Main Page XAML'ı. Main Page XAML'ı güncelleyebiliyorsunuz. Ama Blend gidip sadece bir tane XAML'ı açmaz. Sizin bütün projenizi açar ve projede yaptığınız bütün değişiklikleri de yine Visual Studio'yu açtığınızda tekrar yükleyeyim mi diye sorar. Göstereceğim zaten kullanmayanlar için daha önce, kullananlar için de küçük bir tekrar olmuş olacak. Güzel yanlarından bir tanesi, sadece XAML'i hazırlarken Visual Studio'dan halledebilirsiniz. İşte gradientler, style'lar, animasyonlar eklerken yine Visual Studio size yardımcı olur. Ama bu daha böyle kompakt, daha bu iş için olduğu için bu tarz işlerle uğraşıyorsanız arayüzünüz biraz daha komplekse gayet işinize yarar. Simülatöre gerek kalmadan da farklı form faktörlerini de incelemek, işte dik yapmak, farklı çözünürlükte bakmak, hiç simülatör açmadan henüz ekrandayken bile bunları yapabiliyorsunuz Blend'de. Visual Studio'da da daha sonra bu yine eklendi, onu da göstereceğim. Ve eğer Blend kullanıyorsanız
ara sıra kayıp yaşayan var mı bilmiyorum ama save ederek geçmeniz gerekiyor mutlaka. İki tane hem Visual Studio'da hem Blend'de açtığınız için mutlaka birinde yaptığınızı save, diğerine geç. Visual Studio'da yaptığınızı save, Blend'de geç şeklinde ilerlemek gerekiyor. Veri kaybetmemek için yaptığınız işi. Yine işin güzel bir yanı 2D tasarım yapabilirseniz, 3D tasarımı başka araçlarla yapmışsanız o 3D tasarımı bu tarafa alabilirsiniz. Güzel yanlarından bir tanesi o. 3D ile uğraşan var mı şu an projesinde hiç 3 boyutlu bir işle? 3 kişi var. Beyazlı arkadaş ilk neyle uğraşıyorsunuz? Unity'de yapıyorsunuz. Oyun yapıyorsunuz. Güzel. Siz neyle uğraşıyorsunuz? 3 boyut Unity'de. Ne yazıyorsunuz? Nasıl bir oyun? Eğitim. Sizinki ne oyunu? Çok nükleer mi? Oynayabilir miyiz şimdi? Anladım. Güzel. Oynayabiliyoruz. Süper. Uğrarım bir ara. Tamamdır. Çözünürlük bağımsız geliştirmeyi destekliyor yine Blend. Vektörel tasarımlar çıkardığı için. İşin güzel yanı da o. Yine tekrar söylüyorum. Uygulamanız sahaya çıktığı zaman, store'a ya da bir müşteriye gittiği zaman çözünürlük çok önemli oluyor. O yüzden vektörel çıkarıyor olması da, destekliyor olması da güzel. Şimdi küçük bir Blend'in üzerinden geçelim. Tabii sizin de görmeniz lazım. Main page zamelime geliyorum. Herhangi bir zamele geliyorum aslında. Open in Blend diyorum. Open in Blend diyerek Visual Studio'nuzu kurarken size checkbox'larla soruyor hangilerini kurmanız gerektiğini. Blend'de yanlış hatırlamıyorsam o checkbox listesinde var. Default'ta da seçili geliyor olması lazım. Open in Blend çıkmayan var mı Visual Studio'sunda? Herhangi bir zamel dosyasına sağ tıkladım. Blend'i açıyor şu anda. Şimdi Zamel ortamını çok kısaca tanıtayım. Şurada sol alt taraftan ortaya sığ diyorum. Fit Selection. Ekranımı sığdırdı. Sol tarafta Projects, Assets, States ve Device diye 4 tane tab var. Ancak önünüzde açıksa görebilirsiniz sanırım. Gerçi buradan yine görünüyormuş. Şu tab pinleyip bunu açabilirsiniz tekrar. Buradaki projects aslında bizim Visual Studio'daki Solution Explorer'ımız gibi bütün proje dosyalarımızı burada listeliyor. Main Page XAML'ı veya Main Page XAML CS'i açabilirsiniz. Ben bir tane XAML'ı açmış olmama rağmen bütün projeyi açtığını göstermiş oluyoruz. Assets'e geçtiğinizde aslında burası biraz gelişmiş bir toolbox. Controls sekmesinde ekrana atabileceğiniz bütün kontroller varken bunun yanında buradan bir behavior, bir shape de atabilir. Bir style tanımlayabilir ve style'ı daha önceden tanımlanmış style'lardan kullanabilirsiniz XAML içerisinde. Şu sağ tarafta da ikinci pencerede sistem tanımlı style'ları gösterir size. State sekmesinden
Yeni bir state grubu, visual state grubu açabilirsiniz. Yeni transition'lar oluşturabilirsiniz. Bunların hiçbirini örneğini yapmayacağım şimdi. Device sekmesinden de bu pencerenin içerisindeki son sekmeden de simülatör açmadan farklı çözünürlüklerde uygulamanıza bakabilirsiniz. Simülatör açmaya üşenir bazen developer. O açıdan da yine faydalı bu. Visual Studio'nun içerisinde de var ama bu arada. Device sekmesinden mesela şey diyebiliyorsunuz. Şu an 1366'da değil. Ben bir Surface 1'in 1920'ye 1080 10.6 inçlik ekranına bakmak istiyorum diyorsunuz zamelinize. Veya orientation değiştir diyorsunuz. Bakın ekran ortada. Orientation'ı değiştiriyor. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Aynı şekilde snap'leri de, işletim sisteminin snap'lerini de şöyle görmeniz mümkün. Bu bir tane penceremizdi. Diğer penceremiz Properties tabı. Properties tabı, bir tane kontrol atalım şuraya. Ekrana bir buton attım. Ekrandaki seçili butonun veya kontrolün bütün özelliklerini gösterir. Şimdi güzel yanı, bildiğiniz şeylerin dışında bilmediğinizde çok fazla property var. XAML'de bildiklerinizi hızlıca el çabukluğuyla yazıyorsunuzdur artık. Pencere, property penceresi açmıyorsunuzdur. Ama bilmediğinizde çok fazla property var. O tarz şeyler için property penceresi her zaman işe yarar. Bu arayüzde olabildiğince böyle tasarımcının kolaylığına, nasıl kolayına gelecekse öyle dizayn edilmiş. Blend'i o yüzden zaten kullanıyordur. Daha kolay arayüz oluşturmak için. Resources, sayfanızda, bütün projenizde resource'lar kullanmanız tavsiye edilir Windows 8 Store uygulamalarında. Ki resource'ları daha sonra merkezi bir yerden hızlıca değiştirebilirsiniz diye. Şu anda bizim sayfamızın adı resource'dan main page XAML'a şöyle bir gideyim. Sayfayı şu anda Visual Studio'da olduğu gibi split modunda da kullanabiliyorsunuz. Sağ üst köşede ikiye böl, split olarak kullan, tamamen XAML kullan veya tamamen arayüz kullan diyebilirsiniz. Hiç arayüz kullanmayıp, Blend'den bahsetmiyorum, Visual Studio'dan da bahsediyorum. Sadece XAML'le çalışan var mı aranızda? Sadece XAML ekranı açıp hiç arayüzü açmayan. Çok güzel, birkaç kişi var. Yani sadece şurayı kullanıp buradan uygulamayı geliştiren, arayüzünü buradan oluşturanlar da var. Çok kolay olmuyor ama daha eğlenceli oluyor yazmaya alıştıktan sonra. Sadece sorun işte hangi property'ler var onları bilip keşfediyor olmak. Arayüz o açılardan faydalı oluyor. Ama benim de ekipte sadece bu arayüzü kullanan arkadaşlar da var. Şurada... Okey, bu sayfada default gelen main page'de resource yoktu. Basic page'e eklersek resource geliyor. Hemen onu gösterelim ya. Visual Studio'ya gidiyorum. Main page'i siliyorum Visual Studio'dan. Projeye bir tane basic page ekliyorum. Basic page, uygulama geliştirmeye için ihtiyacınız olan temel bazı sınıfları ekler. O yüzden basic page ile başlamak iyidir boş bir projeye. Projenin, sayfanın adını yine main page'i veriyorum. Eğer ismini değiştirirsem, şu an bana soruyor, bazı dosyalar ekleyeceğim. Uygun mudur diye. Uygundur dedim. Main page'i sildim. Visual Studio'dan Add New Item'la Basic Page ekledim. Adına da Main Page verdim. Eğer Main Page'i adını değiştirmiş olsaydım, On Launch Event'inde şurada Main Page nesnesini değiştirmem yetecekti. Başlangıç navigation olarak. Şimdi
resource'u göstermek için geldim. AppXAML'ı açtığım zaman, pardon, main page'i açtığım zaman, şimdi yeni main page'imi açtığım zaman, şurada bakın My Application diye. Bir başlığı var. Şunu yine Fit Selection diyelim. Bu başlığın XAML'de baktığınız zaman şurada bir resource olarak tanımlandığını görüyorsunuz. Page resource'u. Hop. Şurası. Biliyorum ben şimdi bu şeyi değiştireyim. My application'a. Açık Akademi Yaz Okulu 2014 diyeyim. Save ediyorum. Resource'u. Sonra gidiyorum. Az önce söylediğim şey, Visual Studio'da yaptığım değişikliği Blend'e geçtiğim zaman güncelleyeyim dedi. Yes to all dedim. Şimdi tekrar Main Page XAML'ı bir kapatıp tekrar açıyorum. Resource'umu bulamadım. Böyle root'a geçmem gerekiyor sanırım. Büyük ihtimalle tekrar açınca resource'u da bulacak Blend'de projeyi. Bütün ekrandaki label'larınızı statik olarak uygulamanızın içerisinde, kodun içinde tutmaktansa resource'larla tutmak arayüzden de güncellemenizi sağlar. Özetle getirmeye çalıştığım nokta burasıydı. Son olarak burada konuşmamız gereken konuya bakalım. Blend'in içerisinde. Blend, properties, resources ve data tabu. Şimdi çok küçük bir animasyon nasıl tanımlanır örneğini yapmıştır diye tahmin ediyorum herkes. Bir tane de onun örneğini yapıp bırakalım Blend'e. Ekrandan çok zor görüyorum bu arada ben. Bu arada son penceremiz Objects and Timeline. Objects and Timeline penceresi sizin arayüzünüzdeki doküman outline'ınız. Dokümanınızda ne var ne yok. Gridinizin içerisinde, gridin içerisinde bir kontrol bunları söyler. Az önce sanırım butonu silmiştik ya da save etmemiştim, kaybetmiştim. Bir tane daha buton atıyorum ekrana. Butonu şöyle koydum. Objects and Timeline'da da baktığım zaman gridimin içerisinde şimdi bir tane buton olduğunu görüyorum. Storyboard animasyon oluşturmuş olanlar kimler Blend'in içerisinde? Oluşturmayan var mı diye baktım aslında. Oluşturmayan var. Çok küçük bir animasyon basit nasıl oluşturulur? Blend'den nasıl faydalanırsınız? Onu göstermek için basit bir örneğini yapalım. Object and Timeline aynı zamanda sizin storyboardlarınızı, animasyonlara storyboard deniyor Blend'in içerisinde ve XAML dünyasında oluşturduğunuz yer. Şurada Object and Timeline'da sağ üst köşede bir artı işareti var. O artı işaretine tıkladığınızda yeni bir storyboard oluşturursunuz. O storyboard'a bir isim verelim. AA diyelim. Açık Akademi'nin AA'sı. OK diyelim. Bize bir timeline açtı gerçekten. O açtığı timeline'ı şöyle genişletiyorum biraz. Çözünürlüğümüz düşük olduğu için şu an ekranda zor hareket ediyoruz.
Şimdi yeni bir animasyon başlatmak istediği zaman şurada sol üst köşede pencerenin orta açılan timeline penceresinde record keyframe yazar. Record keyframe'e tıklıyorum. Bu benim 0. saniyede durduğum yer. Animasyonumun 3 saniye sürmesini istiyorum. 3'e çekiyorum sarı çizgiyi. Ortasından şu bulunduğu noktadan tutup. Ardından record keyframe'i tekrar basıyorum. 3. saniyede animasyonumun tamamlanacağını söylüyorum. Sonra geliyorum. Bu, bakın butonumun sol tarafında bir pin oluştu şimdi. 3. saniyede butonumun olacağı yeri şöyle ayarlıyorum. Butonumu çektim. Recording şu anda devam ediyor benim için. AA Timeline Recording. Pardon. Şöyle play'e bastığım zaman butonumun 0. saniyede ilk bulunduğu yerle 3. saniyede bulunmasını istediğim yer arasında kendisi bir geçiş sağlıyor. Bunun birçok şeyini değiştirmek mümkün. Mesela 3. saniyede bulunduğu yerle ilgili konumu değiştirdim. Aynı zamanda rengini de değiştirmek istiyorum diyorum. Rengi de şöyle kırmızı olsun. Play'e bastığımda o renge doğru geçiş yapmasını da sağlıyorsunuz. Aslında ilk bulunduğu konum, bütün zamel özellikleri, konum demeyelim, bütün zamel özelliklerini geçişte değiştirebiliyorsunuz ve araya bir sürü şey ekleyebiliyorsunuz. Transition, gradient, dönerek gelsin, zıplayarak gitsin. Bunu save etmeniz yeterli. Burada projede save etmeniz yeterli. Öncesinde de close storyboard demek gerekiyor. Şurada sol üst köşede artı ile açtığımız yerde. Kapatıyorum storyboard'u. Storyboard'a tekrar ulaşmak istediğinizde şuradan ulaşabilirsiniz. AA ismini vermiştim. Storyboard'u kapattım, save ettim. Yapmam gereken şey artık bunu çağırmak. Butona bastığımda da çağrılmasını sağlayalım. Storyboard'un. Bunu Visual Studio'dan yapalım. Geldim buraya. Tekrar save ediyorum. Visual Studio'yu açıyorum. Visual Studio yapılanları tekrar yükleyeyim mi diye soruyor. Yükle diyorum. Yapılması gereken şey şimdi storyboard'u başlat demek. Butonun clean'de bunu yapalım. Butonun kendisine bastığımız zaman storyboard'u başlatalım. Butonun click event'ine geçiyorum. Arka tarafta. Ve click event'te diyorum ki storyboard'a AA ismini vermiştim. AA.begin. Ve çalıştırıyorum. Simülatörde çalıştırmayalım. Local machine'de çalıştıralım. Butona bastım. Hazırlamış olduğum storyboard çalıştı. Rengi değişti. Yeri değişti. Küçük bir animasyon yapmış olduk. Bu animasyonlar çok daha zenginleştirilebilir. Aynı anda birden fazla animasyon yapılabilir. Aynı anda ya da arka arkaya birden fazla storyboard create edilebilir. Hepsi kullanılabilir. Blend ile entegrasyon için de küçük bir örnek. Deyip Blend defterini kapatıyorum. Blend'den çıkıyorum. Yazdığınız kodlar da buraya geliyor. Hiçbir zaman ne kod ne data kaybetmiyorsunuz. Blend'i kapattım. Visual Studio'yu da kapattım. Sunumuma geri döndüm. Bunları konuştuk. Şu anda bir source control sistemi kullanan var mı yazdığınız kod kaybolmasın diye, yoksa herkesin lokal makinesinde mi kodları? Bir TFS kullanan, Git kullanan var mı şu anda? 3, 4, 5, 6. 6 kişinin kodu değerli, diğerlerinin kodu değersiz diye anlıyorum. Ben ne olur ne olmaz böyle bir proje yapıyorsam kodum kaybolur diye bir şeyler yapardım. Belki siz de buluta falan atıyorsunuzdur ya da bir server'a atıyorsunuzdur ve yedekliyorsunuzdur. Makinenizin başına her an bir şey gelebilir. En başta kodu yedeklemek için bir source control sistemi kullanmak lazım geliştirme yapıyorsak arkadaşlar. TFS ya da Git benim şu an vereceğim iki tane temel basit örnek.
Bunun dışında da var kullanılabilecekler ama Microsoft dünyasında ve Visual Studio ile çalışıyorsanız çalıştığınız yerde büyük ihtimalle TFS kullanılacaktır. Birkaç tane amacı var arkadaşlar. TFS gibi Team Foundation Server, bu arada TFS'in açılımı. Visual Studio'nun içerisinde hali hazırda zaten geliyor. Visual Studio'nuzun içerisinde yukarıda Team menüsünü görüyorsunuzdur, üst menüde. Team menüsünü açtığınızda sizden bir server'a bağlanmanızı ister. Ve siz gerek kendi şirketinizin içindeki sunuculardan birine ya da online Visual Studio Online'a, Azure üzerindeki Visual Studio'ya bağlanarak kodlarınızı yedekleyebilirsiniz. Birkaç tane amacı var bu source control sistemi kullanmanın. Bir tanesi bir ekiple çalışıyorsunuz ve ekibin içerisinde sizin yazdığınız kodu başkalarının da görmesi, projeyi eksponansiyel olarak büyütmeniz ve çalıştırmanız. İkincisi aynı projede çalışırken farklı kod dosyaları üzerinde geliştirme yapabiliyor olmanızı sağlıyor. Takım olarak çalışmanızı sağlar. Üçüncüsü bug takip etme. TFS'in öyle bir özelliği de var. Uygulamayı yazdınız, bitirdiniz ve testi açtınız. Ama testi siz yapmıyorsunuz. Testi başkaları yapıyor. Testi bir arkadaşınız yapıyor olabilir. Takımın diğer geri kalanı yapıyor olabilir. Testi müşteri yapıyor olabilir. Testi şirketinizde bulunan test ekibi yapıyor olabilir. Ayrı test departmanları ve test ekipleri var. Onlar test yaparken test bildirimlerini, geri bildirimlerini size maille veya şifahen söylememeleri gerekiyor ki daha sonra bunların takibi yapılabilsin. Bir bug'ın ne kadar sürede fix edileceği, kimin fix edeceği gibi işler takip edilebilsin. Bu tarz şeyler için de bug takip etmek veya task takip etmek, task management için de TFS kullanılabiliyor. Yani ben takım lideriyim, siz de 3 kişi, 5 kişi eğer bir takımsanız, takım lideri işleri 10 parçaya böler, 2'şer 3'er ekiplere dağıtır. TFS bunları da sağlıyor size. İşleri item item girmeye, ekran görüntülerini paylaşmaya, ardından siz de kendi üzerinizdeki taskleri listeliyorsunuz bir ekrandan. Şu task'e başladım diye bildiriyorsunuz, sonra bu task'i çözdüm diye bildiriyorsunuz. Ya her attığınız adım takım liderine ve takımdaki diğer kişilere gidiyor. Böylece bir iş yönetme tool'u olarak da Team Foundation Server'ı kullanabiliyorsunuz. Gerçek hayatta bunlar inanılmaz işinize yarayacak şeylerdir. Kariyerinizin başlangıcında da CV'nize ben TFS kullandım biliyor yazmak bile küçük de olsa bir avantaj sağlar size CV'nize bakan kişi için. O yüzden TFS'i karıştırın bakın derim. Hem kaynak kod yönetimi hem bug takibi için, proje yönetimi için. TFS dışında Git'i kullanabilirsiniz. Piyasada çok fazla kullanıldığı için bu örneği de ekledim. Normalde Linux kerneli için geliştirilmiş ama daha sonra bütün platformlar için de yazılmış. GitHub for Windows'u indirip kurmanız yeter. Ücretsiz bildiğim kadarıyla GitHub for Windows. Makinenize onu kurduktan sonra da TFS yerine GitHub kullanabilirsiniz. Zaten mevcutta internette GitHub üzerinde bir sürü kodlar, projeler de var. Onlardan da faydalanabilirsiniz abi. Bunun ayarlarını nereden yapacağınızı göstereceğim şimdi Visual Studio'da daha önce görmediyseniz. Deyip hemen onu göstereyim. Bu ayarları nereden yapacağınızı. Bir tane Visual Studio açıyorum. Proje açmanıza gerek yok şimdilik. İnceleseniz yeter. Şurada yukarıda Team menüsü. Bu Team menüsü olmayan var mı Visual Studio'sunda? Şu. Herkes de var herhalde. Var mı olmayan? Yok, güzel. Ultimate herkes kurduysa herkes de vardır zaten. Şimdi Connect to Team Foundation Server. Peki Git'e nereden bağlanacağım derseniz. Öncelikle kullandığınız source control sistemini bir tane olabiliyor. O da şurada Visual Studio'da Tools Options'da Source Control diye bir tabımız var. Bakın şurada
Current Source Control Plugin diye bir tab görüyorsunuz. Bunları buraya Tools, Options, Source Control'den geldim. Eğer GitHub for Windows kurmuşsanız veya Visual Studio'nuzla geliyorsa bu listeye onlar da gelecektir. Ve siz hangisini aktif olarak kullandığınızı seçmeniz gerekiyor. Aynı anda bir tanesini kullanmanıza izin veriyor Visual Studio. Ben şu anda Visual Studio Team Foundation Server'a bağlayayım. Daha doğrusu onu kullanacağımı beyan ettim. Team'den de Connect to Team Foundation Server dediğimde ben kendi bağlı olduğumu göstereyim. Tabii ben internetten gene çıkmıştım az önce. İnternete bağlanalım. Yine engellemez inşallah Microsoft'un domaini. Evet, sanırım onu da engelliyor. Bir saniye lütfen. Kendi internetimizi bağlayalım. Burada kullanacağınız iki tane pencere var. Bir tanesi Team Explorer. Team Explorer'ı açmak için Vue'den Team Explorer penceresini kullanabilirsiniz. İnternete bağlanmayı bekliyorum. Size böyle bir ekran çıkartıyor. İlk şuradan Team'den Connect to Team Foundation Server deyince. Burada da bir tane server yazmanız gerekiyor. Benim server'ımın adı .visualstudio.com adresiyle biten bir adres. Dolayısıyla Visual Studio'da online'a da bağlanabiliyorsunuz. TFS kullanmak için illaki sunucunuza kurmanıza gerek yok. Buna bağlandıktan sonra bakın şurada Team Explorer penceresinde benim bütün projelerim, daha doğrusu takım projelerim listeleniyor. Bu takım projelerinden herhangi birine aynı anda bağlanabilirsiniz. Mesela onlardan herhangi birini açmayayım. GitHub'la çalışırken de zaten burada Team Explorer'da GitHub ayarları çıkacaktır. Diyeyim, burayı da kapatalım. Fazla uzatmadan ve canınızı sıkmadan. Visual Studio'da kullanacağınız tool'lardan yine en temel, en basit, en çok kullanmanız gereken Nuget. Nuget kullanmayan var mı? Hiç. Nuget nedir bilmeyen, Nuget kullanmayan var. Şimdi bir DLL'e ihtiyacınız var projede kullanmak için veya bir kurulum yapmanız gerekiyor ve o kurulumu bulmak için önce bir arama motorunu açıyorsunuz. Arama motoruna işte Bing Map mi arıyorsunuz, JSON kütüphanesi mi arıyorsunuz, arayacağınız kütüphaneyi yazıyorsunuz. Ardından arama sonucunuzda bulduğunuz kütüphaneyi ya exe'sini kuruyorsunuz ya DLL'lerini alıyorsunuz. Sonra projenize veya C program files'ın altında ilgili yere o kurulum dosyasını atıyorsunuz falan filan. Ardından da projenizi onları tanıtmaya çalışıyorsunuz ve projenizde ilgili DLL'leri kullanmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunların hepsini bir paket yönetim sistemi bizim için hallediyor. Visual Studio'nun içerisinde de entegre çalışan Nuget bunu yapıyor bizim için. Gidip webde tool aramanıza gerek kalmıyor. Entegre olarak Visual Studio'nun içerisinde sizin için bu tool'ları buluyor ve güzel yanı solution seviyesinde projenize ekliyor. Yani makine bazında ekleme yapmıyor sizin için.
ilgili solution'a kuruyor. O solution'da kullanıyorsunuz. Başka bir solution'a geçtiğinizde o solution temiz açılıyor. O solution'da kullanmanız gereken tool'ları tekrar yüklüyorsunuz. Bir projeyi taşırken NuGet'in güzel yanlarından bir tanesi o. Diyelim ki bir web projesi açtınız ve o kadar çok tool kullanıyorsunuz ki 10 tane 15 tane tool kullanıyor olabilirsiniz web ya da Windows 8 projesinde. Birine projeyi verirken projenizin kodu 10 MB ise tool'larla birlikte bir anda 100 MB olabiliyor. 100 MB'lık projeyi vermektense NuGet'in için 10 MB verilmesini sağlıyor ve arkadaşınız projeyi açtığında benim için NuGet paketlerini restore et diyor. Zaten bir indekste tutuyor da uygulamada ihtiyaç olan NuGet paketlerini. Gidip o geri kalan 90 MB'ı arkadaşınız kendisi NuGet'ten kurabiliyor. Kullanıyor musunuz, kullanmıyorsunuz bilmiyorum. Restore etme işini, enabling package restore işini de solution bazında açabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı, kullanmanızı tavsiye ederim. Source control sistemini atarken de etkilemiyor bu yaptıklarınız. NuGet'in bir güzel yanı da bir tool buldunuz. Kullanmanız gerekiyor ama o tool'un da dependency'si varmış. Hadi web'de bir de onu aramanız gerekiyor. NuGet bunları da sizin için hallediyor. Diyor ki bu tool'u kullanman için bunları da indirmen lazım. İndireyim mi? İndir dediğiniz anda bir yerine 3 tane tool da indirmiş oluyorsunuz. NuGet kullanmanın güzel yanı. Çok fazla farklı okunuşları var. NuGet, Nugget ve etc. şeklinde. Ben Türkçe okur gibi okuyorum. Şimdi genelde bütün projelerinizde de bir tane çok temel kullandığınız bir paket vardır. Newtonsoft'un JSON.NET kütüphanesi. Kullanan vardır eminim ki. Bir tane çok küçük kullanımını göstereyim. Bazen hem bir arayüzden indirebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada. Hem de bir comment line'dan yazıp okuyabiliyorsunuz. İkisini de göstereceğim. Command line'dan da nasıl paket kurmanız gerektiğini. Çünkü bazen versiyon karışıklıkları olabiliyor NuGet'ten paket kurduğunuz zaman. O versiyon karışıklıklarını da arayüzden çözemiyorsunuz. Uninstall, install işlemlerini command line'dan yazarak yapmanız gerekiyor. Bir tane örneğini en azından nereden yapacağınızı göstermek için onu yapacağım. Bu arada tekrar söyleyeyim. Sunumları vereceğim. İhtiyacı olan ilgisini çeken varsa tek tek yazmanıza gerek yok. Şimdi bir tane proje açıyorum. En son açtığım projeyi açıyorum kendime. Boş herhangi bir proje açabiliriz. Bu projede Weave Other Windows Package Manager Console. Bunu herkes görüyor, yerini biliyor sanırım. Tıklıyorum. Bize bir tane aşağıda bir konsol açıyor. Bu konsol şu an PM diye bir ön tanımla çalışıyor. Buraya geliyorum. Belli komutları var install etmek için. install-package boşluk paketinizin adı. Paketinizin adını da NuGet'in web sitesinden bulabilirsiniz, online bulabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur, projenizde vardır. Bir versiyon çözümsüzlüğü olduğunda zaten ancak burayı kullanırsınız. Onun dışında hep arayüz kullanırsınız. Geliyorum, newtonsoft.json yazıyorum. Enter'a basıyorum. install-package boşluk newtonsoft.json. Boşluk bırakıp versiyonunu da yazabilirsiniz. Evet, installing dedi. İlgili dosyalara ekliyorum dedi ve ekledi. Şimdi projede olan değişiklik şu. Bunu yaptığınızda Solution Explorer açıyorum. Şurada packages config diye bir tane config atıyor öncelikle. Bu söylediğim index bir başka arkadaşınıza projeyi verdiğinizde bütün DLL'ler paketlerin yüklü olmasına gerek olmuyor. Bu listeden restore edebiliyor. Bu restore işini de nasıl açıyorsunuz? Solution'a sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Enable NuGet Package Restore. Bunu yaptığınızda bir başkası TFS'ten ya da manuel sizden projeyi aldığında otomatik olarak gidiyor NuGet'ten sizin o bütün ihtiyaç duyulan paketlerinizi yüklüyor. Çoğu zaman bu vakit kazandırır size.
Arayüzden yapmak isterseniz de projeye sağ tıklıyorsunuz. Az önce command line'dan yaptığım işi. Manage NuGet Packages diyorsunuz. Projeye sağ tıklayıp Manage NuGet Packages diyorsunuz ve şuradan arama yapabilirsiniz. JSON yazdım. Evet, bakın yüklü olanları da yanında tik işaretiyle gösteriyor. JSON.net'i yüklemiştim. Yüklemek istediğim başka bir şey varsa da şuradan install demem yeterli. Evet. Burayı da kapattım. İşin geek kısmının son parçasına geliyorum. Az önce kapattığım projeyi açıyorum. Açmanıza gerek yok, sizin yine burada. Solution Explorer'daki şu itemların üzerinden geçeceğim. Properties. Properties'e çift tıklıyorum. Bir projenizde yer alan bütün dosyaların, proje şablonundaki dosyaların üzerinden geçeceğim. Bu Properties'in altında bakarsanız assembly.info.cs diye bir tane dosya var. Bu dosyayı store'a uygulamanızı gönderdiğiniz zaman içerisindeki attribute'ların değerleri okunur. O yüzden SMD'nizin adı, şurada SMD Information'daki Neutral Language'iniz gibi şeyler okunur. Bunlara mutlaka dikkat etmeniz. Store'a göndermeden önce bir üzerinden geçmeniz gerekir. Properties penceresinin. References DLL'leriniz. By default eklenen iki tane DLL var zaten. Bunları silmemeniz gerekiyor kesinlikle. Assetler, şurada buraya attığınız, ana ekrana attığınız tile'ların logoları, küçük büyük bütün resize'ları ve onun dışında uygulamada kullanılan bütün imajları burada toplamanız beklenir. Bunun içerisinde klasörler açıp gruplu halde tutmamız beklenir. Common, bu klasör ben az önce bir tane basic page ekleyince açıldı arkadaşlar. Sıfır bir proje açtığınızda bu olmayabilir. Şu an önündeki açık projesinde bu klasör olmayan, mesela Common'ın içerisinde Suspension Manager olmayan var mı? Şu common klasörü olmayan. Mesela projesi açık kim var önünde? Yok değil mi önünüzde? Yani basic page eklemediğiniz sürece bunları eklemez. Siz ihtiyacınız oldukça eklersiniz. Mesela oturuyor buraya bazı sınıfları yazıyor. Basic page eklediğiniz anda sizin ihtiyaç duyduğunuz. O yüzden eklemenizi tavsiye ederim. Observable Dictionary veya Relay Command bahsedeceğiz bunlardan eğitim boyunca. Ne olduklarından ihtiyaç duyacağınız önemli bazı sınıflar ve referanslar ekleniyor. AppXML uygulamanın giriş noktasını anlatan zaten Windows Phone'dan da aşina olduğunuz dosya. Bunun içerisindeki On Launch Event çok önemli. Az önce zaten frame rate counter'ı burada kapatmıştık. Debug'a ve release'e göre iş yapmayı aklın bir kenarınızda dursun. Özellikle test server, canlı server arasında iş yaparken şey yapabilirsiniz. Canlı da release'de olduğunu varsayarsınız. Lokal uygulama geliştirirken debug'da olduğunuzu varsayarsınız ve sadece debug'da yazma ihtiyacınız olan kodlar için şu ön işlemci komutlarını sharp if, sharp end if, sharp else if bunları kullanabilirsiniz. Faydalıdır. Frame rate kontroller için bahsetmiyorum her zaman. Örneğin lokaldeyken git benim C'me at, release'deyken, debug'dayken C'me at olmaz tabii burası için. Git şu adrese bağlan, release'deyken canlıdayken ise başka bir adrese bağlan esas diyebilirsiniz. Onun dışında navigasyon ve uygulamanız arka tarafta suspend'e geçtiği zaman ele alacağınız bazı güzel metotlar var. Ara ara AppXML'a girmek gerekecektir. Main page'de uygulamanın şu an için giriş noktası. Ve gelelim en önemli dosyaya. Windows Store uygulama geliştirmedeki en önemli dosya package.appx manifest dosyası.
Bu AppX manifesto sitesinde 6 tane tab var. Bu 6 tab store uygulama gönderirken yine olabildiğince dikkat etmeniz gereken özellikler içeriyor. Mesela şu anki App4'ü start ekranına bir alayım. Şurada gördüğünüz default language arkadaşlar. Bu AppX manifest'teki. Bu default language sizin uygulamayı store'a gönderdiğinizde hangi dil ile atacağınıza belirliyor. Ve genelde de makine ayarları Türkçe olmayanlar için store paketi alıyorsunuz, uygulamayı bir atıyorsunuz. Sizin karşınıza İngilizce içerikler istemeye başlıyor. Siz de diyorsunuz ki neden İngilizce istiyor benden? Onun sebebi bu. Buranın mutlaka kendi şu an yapacağınız projeler için TR olması gerekiyor default language için. Bir kontrol etsin derim herkes. Buradaki AppX manifestin default language'ini. Bunu başka değişik yollarla değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Multi language halde getirebiliyorsunuz ama varsayılan halinin TR olması iyi olur. Display name, şuradaki display name şunu etkiler. Tile'larda şurada altta isimler yazar ya, ana ekranda, işletim sistemimiz ekranında. Burasıdır display name. O display name'i açıp kapatabiliyorsunuz her zaman. Ben sadece landscape modu desteklerim, dik çalışmam diyecekseniz bunu mutlaka AppX manifeste bildirmeniz gerekir arkadaşlar. Eğer dik kullanım desteği, dikey kullanım desteği vermeyecekseniz. Landscape'in bilgisayarı, tableti ters çevrilmiş halinde de kullanılacaktır zaten by default. O yüzden sadece landscape destekliyorsanız ikisini işaretlemeniz iyi olur. Hemen diğer taba geçelim. Visual Assets. Logolarınız. Logoları buradan değiştirebilirsiniz. Manuel eklemek yerine buradan kolayca ekletiyor size. Boyutlarını da söylüyor tile'larınızın. Şuradaki light dark olayı store'dan uygulamayı geçirmek için çok önemli arkadaşlar. Sizin logonuzun teması açık renkse ve buradaki foreground teksti de light seçmişseniz açık renk logonun üzerine açık renk bir tekste store op diyor, reject atıyor. Tekrar ediyorum. Foreground tekstinizi şurada Visual Assets'te AppX Manifest dosyasında foreground tekstinizi light seçmişseniz logonuzun arka plan renginin dark olduğunu varsayıyor. Buranın foreground tekstiniz dark ise açık renkte bir logoya sahip olduğunuzu varsayıyor. Bir tane dark text arıyorum. Bulamadım. Hepsi dark background üzerine light text, değil mi? Hiç siyah yazı yok. Ama o seçiminize göre şurası değişiyor ve store'dan geçip geçmemenizi de engelliyor. Capabilities. Kullanıcıdan uygulamayı yüklerken izin istediğiniz yerler arkadaşlar. Bu da store'dan uygulamanızın indirilip indirilmemesini etkiliyor. Neleri seçerseniz ben senin müzik library'ine erişeceğim, ben senin lokasyon bilgini kullanacağım diye buradan set etmeniz gerekiyor. Eğer buradan set etmezseniz zaten kod tarafında erişiminize engeller, Visual.NET Framework engeller. Declaration tabi ise uygulamanın içerisinde örneğin bir background task kullanacaksanız ya da bir file picker, file open picker, file save picker, bir şey, bir dosya kaydedecekseniz, bir dosya almak istiyorsanız kullanıcıdan, bunları mutlaka burada deklare etmeniz gerekiyor önce. File open picker kullanacağım ben diye. Onu ekliyorsunuz. Ekledikten sonra da onunla ilgili bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Buraya eklemeden bazı şeyleri kullanmanıza izin vermiyor. Bunların arasında önemli olan background task, file pick, file open picker, save picker, search charm, share charm, şunları da kullanırken yine buraya mutlaka eklemeniz gerekiyor. Ekledim, remove ettim. Content URI buraya ihtiyacınız olmamıştır diye düşünüyorum. Script notify diye bir event var. O event tetiklenirken bakılacak URL'i buraya eklemek gerekiyor ki normal şartlarda bir script inject ettiğiniz zaman
uygulamanın içerisindeki inner bir browser'a buna izin verilmez. Normalde script notify'la da ve buna izin almış oluyorsunuz uygulamada. Packaging kısmı da store'da görünecek olan uygulamanın ID'si, paket adı, hangi account'la publish edecekseniz o bilgiler. Onların hepsi burada publisher packaging bilgisinin içerisinde var. Ne zaman ki siz gelip burada projenize sağ tıklayıp store menüsü altında associate app with this store seçerseniz sizden şey ister. Account'unu gir der. Sadece ilişkilendirir. Sizin uygulamanızla store account'unuzu ilişkilendirir. Ve şurada package family name, publisher display name gibi bilgileri sizin account'unuza bağlar. İlk seferinde bunu demek zorunda değilsiniz burada her zaman. Doğrudan paket çıkarabilirsiniz store için. Ama derseniz buraları hemen günceller. Veya create app packages deyip evet ben store için göndereceğim dediğinizde bu uygulamayı Windows 8 uygulamamı hemen account bilgilerini gir der zaten. Associate'i yapmadan direkt buraya da atlayabilirsiniz. Ama associate derseniz de zaten size yine bu ekranı çıkartıp paket çıkarmadan buradaki bilgileri günceller. Evet, projedeki default şablonlarımızı da tanıdık. Kod yazmak için yeterince materyalimiz var artık. Sunumumuza geri dönelim. Yine bir ara verelim. Sanırım yemek 1'de değil mi? Yanlış demedim. Bir arkadaşınızdan öyle öğrendim ama. Ara verelim. Aradan sonra da MVVM'le kulağınıza bir su kaçıracağım demiştim. MVVM'den bahsedeceğim. Bir tane örnek yapacağız. Aradan sonra devam edelim. 15 dakika.